Kıymetli izleyicilerimiz, bugün Din Görevliler Birliği Derneği Genel Başkanımız Sayın Muhittin Hamdi Yıldırım Hocamız aramızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün tabi İslam Toplumu Sosyal Medya Derneği olarak sosyal medyada hem YouTube hesabımızdan hem Twitter hesabımızdan ve diğer hesaplardan toplumun özellikle ülkemizde yaşadığımız bu dönemlerde kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı bir dil gelişti son zamanlar. Buna önlem olarak İslami bir bakışla yani Kur'ani, sünneti bir bakışla nasıl ifade edilebilir, nasıl aslını yapılabilir? Neticesinde bunun getirdiği noktada toplumlar ayrıştırılarak, siyasi dille ayrıştırılarak bunun sosyal medyada yaygınlaştığını görüyoruz. Buna nasıl bir çözüm ile yaklaşılabilir? Bunu sizden öğrenmek istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Her şeyden önce bizler Müslümanız. Müslüman demek Allah ve Resulünün emirlerine şeksiz şüphesiz fert, cemaat ve düzen bazında teslim olmuş kimse demektir. Müslüman aynı zamanda Allah'ın emirlerine teslim olduğu gibi onların da uygulanmasından sorumlu. Müslüman bunları fert, cemaat ve düzen bazında uygularken karşısına 5 tane düşman çıkıyor. Bunlardan birincisi kendi nefsidir. İkincisi nefsini tetikleyen, hepimizin bildiği Kur'an'ın tabiriyle de açık ve mübin olan şeytan. Üçüncüsü İslam düşmanları kafirler. Yahudiler, Hristiyanlar ve müşrikler, kapitalistler, komünistler, dine, İslam dinine inanmayanlar. Dördüncüsü münafıklar. Hangi münafıklar? İtikadi nifak sahibi olanlar. Beşincisi de zulmedenler. Bunlar da iki kısma ayrılır. Müslümanlardan zulmedenler veya kafirlerden zulmedenler. Zalimler. Müslüman, fert, cemaat ve düzen bazında bu 5 ayrı düşmanla mücadele etmek durumunda. Bunlarla mücadele ederken temel prensip ihdine sıratal müstakim. Bizi müstakim olan yoldan yola hidayet eyle. Yoldan yürümemizi nasip eyle. Sıratal müstakim ne demek? Sağ ve solunda başka yollar var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde inne ve enne hâdâ sırâti mustakîmen fettedî'ûhû ve lâ tettebî'ûs-subûl. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara uymayın. Niçin? Feteferrake bikum an sebîli. O yan yollar, sağ ve sol yollar, kutuplaşma yolları, ifrat ve tefrit yolları, radikalizm ve liberalizm yolları sizi haktan saptırır. Zira o yollar sizi Allah yolundan ayırır. İşte sakınmanız için, yani kutuplaşmamaya gitmemeniz için, evet Allah size bunları emrediyor. ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Efendimiz bu ayeti kerime nazil olduğu zaman yere bir çizgi çiziyor. Elinde bir çöp. Ashab-ı kirama diyor ki, şu çizdiğim çizgi nedir ey ashabım? Sahabiler diyorlar ki, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Diyor ki, ben ve ashabımın üzerinden gittiğimiz yol, sırat-ı müstakim. Biz her Fatiha-i Şerif'te, ihdine sırat-ı müstakim deriz. Bizi kutuplaştıranların yoluna iletme. Kim kutuplaştırır? Nefis kutuplaştırır. Azgındır. Kim kutuplaştırır? Şeytan kutuplaştırır. Kim kutuplaştırır? Kafirler kutuplaştırır. Onlar şeytanın ve nefislerinin emri altındadırlar. Kimler kutuplaştırır? Münafıklar ve zalimler kutuplaştırır. Neden? Toplumu orta yoldan çıkartıp kendi mecrasına sürükleyip onu yok etmek için. İster bu köyde olsun, bir aşiret içerisinde olsun, bir ilçede olsun, bir ilde olsun, bir devlette olsun, İster bu siyasette olsun, ister bu ticarette olsun, ister bu camide olsun. Camilerde de bir takım böyle durumlar oluyor. İller arasında kutuplaşmalar oluyor. Şeytan bütün gücünü nereden alır? Kutuplaşmadan alır. Nefis bütün gücünü nereden alır? Kutuplaşmadan. Kutuplaşma ne zaman nükseder, hastalık haline gelir? Toplumda baskı olduğu zaman. Her baskı kutuplaşmayı getirir. Nitekim Mekke döneminde Mekkeliler Müslümanlar üzerine baskı yaparak onları sağa ve sola ifrat ve tefrite. İfrat ne demek? Dinde olmayanı dine eklemek. Aşırı gitmek, radikalizm. Sağ şarapları. Eğer oraya gitmiyorsa tefrite gitsin, sol şarapları. Onun için dünya sistemi kapitalizm sağ ve sol diye, kapitalizm ve komünizm diye, efendim liberalizm ve radikalizm diye sistemi ikiye ayırıyor. Halbuki bu doğru olan sistem bu değil. Doğru olan sistem
sırat-ı müstakim orta yoldan gitme sistemidir. Bu tıpkı bir aracın orta yoldan gidebilmesi için nasıl rota ihtiyacı varsa, Müslümanın da bütün bu düşmanlarıyla mücadele ederken tevhidi bakış açısına ihtiyacı var. Tevhidi bakış açısı bir rot mesabesindedir. Ailede buna ihtiyacı var. Kendi kalbinde, önce kalbinde iman sabit olacak. Allah ve Resulünün emirlerinden asla fert, cemaat ve düzen bazında kaçamayacak. İkinci bir unsur, toplum içerisinde faaliyet yaparken ifrat ve tefrite gitmeyecek. İfrat ve tefritin ortaya çıkardığı 4 tane büyük hastalık var. Nedir bunlar? Birincisi ihtilaf. İkincisi tartışma, cidal, nehyedilen tartışma. Üçüncüsü niza, kavga. Dördüncüsü de tefrika, parçalanma. Bir toplum bunlara girdi mi ifrat ve tefrite, kutuplaşmaya, parçalanmaya doğru gidiyor demektir. Halbuki kutuplaşmayı teşvik edenler şöyle zannediyorlar. Biz kendi taraftarlarımızı sabitleştiriyoruz ve taraftarlarımızı karşı tarafa doğru dışlandırıyoruz. Bu bir müddet için narkoz vazifesi görür. Erbakan hocamız da bunu teyit etmiştir. Toplum narkozlanıyor demiştir. Kutuplaştırılıyor. Horoz dövüşü diyordu buna daha önceleri. Şimdi de aynıdır. İfrat neyse tefrit de odur. Beri kutup neyse karşı kutup da olur. Onun için milli görüş hareketi ne demek? İnancımızın siyasetini güdelim diyenlerin oluşturduğu harekettir. İnandığımız değerlerle nefsimizi idare edelim. İnandığımız değerlere göre toplumu idare edelim, haksızlık yapmayalım. Evet, insan hakları bakımından onlar belki Müslüman değiller, belki İslam dışında insanlardır. Onlara İslam kendilerine ait hakları zaten vermiştir. Dolayısıyla ifrat ve tefrit rotu çıkmış araba gelidir, araziye kalır araba. O siyasi parti, o dernek, o cemaat, o vakıf, o topluluk, o insan piyasaya göre şekillenir, kendim gidiyorum zanneder. Arazinin meyli onu kendi istediği yere değil, şartların istediği yere götürür. Dolayısıyla Müslüman şuurlu insandır, yani İfrat ve tefrite gitmeden, radikalizme ve liberalizme, kutuplaşmanın sağına veya soluna gitmeden yürümesi lazım. Bir de nereye dikkat edecek? Balans ayarına. Arabayı götüren sadece rot değildir. Rot düz yolda götürür ama balans aynı amelleri tekrar tekrar hiç üşenmeden yaparak, Allah için yaparak üretim yapmaktır. O da tekerin kendi ekseni etrafında dönmesidir. İşte namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, hacca gidiyoruz, zikrediyoruz, cemaatle namaz kılıyoruz, cumaya gidiyoruz, dün yalan konuşmadık, bugün de konuşmuyoruz, dün insanlara haksızlık yapmadık, bugün de yapmıyoruz. Efendim bir defa ana yasayı değilsem ne olur? İşte bu tefrittir, gevşettin işi. Efendim bir defa ana yasayı uygulamasam ne olur? Bu ifrattır, işi sıktın, nefsine göre gidiyorsun demektir, arzuna göre gidiyorsun demektir. İşte bunun sonu helaktır. Bundan bütün toplumumuzu biz Din Görevlileri Birliği Derneği olarak uyarıyoruz. Din görevlilerimizin de vazifesi budur. Peki bu 4 tane hastalıktan piyasaya hangi hastalıklar çıkıyor? Cehalet hastalığı çıkıyor. Çünkü ifrat ve tefrite gidenler, kutuplaştırmanlar düşüncelerini kutuplaştıranlara teslim etmişler. Artık düşünemiyorlar, akıl çalışmıyor. Cehalet oradan doğuyor. İkincisi ırkçılık hastalığı buradan yükseliyor. Sen kutuplaşıp duruyorsun, kendi ülkeni, kendi devletini kuruyorsun, ben de kuracağım. Senin aşiretin var, benim de var. Irkçılık hastalığı, bölgecilik hastalığı buradan çıkıyor. Üçüncüsü mezhepçilik hastalığı. Mezhepçilikte de ifrat ve tefrite gitme var. Kutuplaştırma her alanda var demiştik başlangıçta. Dördüncüsü terör hastalığı. Çünkü o bahsettiğimiz 5 tane düşman, bünyeden, sağlam Müslüman bünyesinden ayrılan kutuplaşanları teröre bulaştırabilmek için artık zemin oluşmuştur. Onlar istediği gibi ne yapıyor? Dracula gibi çeviriyor. Siz kutuplaştırma değil, sırat-ı müstakimden giderseniz bütün bu hastalıkları önlersiniz. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Amin. Çalışmalarınızı da bu sefer ediyoruz. Allah razı olsun. İSOMDER, İslam Toplumu Sosyal Medya Derneği, sosyal medyanın milli duruşu.